Değerli yazılımcı adayları ve bir arkadaşa bakıp çıkacağız diyen değerli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Özür dilerim. Bugün C# Form Application üzerinde 6. dersimizi işleyeceğiz. 6. dersimizde while ve do while döngüsünü göstereceğim. Diğer videolarımızdan, ders videolarımızdan bu dersin farkı ne olacak diye sorarsanız, diğer ders videolarımızda 2-3 tane veya artık 4-5 tane daha de yaptığımız oluyor. Basit alıştırmalar, ardından bir tane gerçek hayatta kullanılabilecek, örneğin kronometre, hesap makinesi, ekran klavyesi gibi gerçek hayatta kullanabileceğimiz uygulamalar geliştirdik. Ancak bu dersimizde sadece bu örnekler üzerinden gideceğiz. Çünkü aklıma gelmedi while do while döngüsü ile gerçek hayatı kullanabileceğimiz bir program olur mu diye. Olmuyor yani, aklıma gelmiyor. İlk önce bu döngülerin nerede kullanıldığını ben size söyleyeyim. Aslında while do while aynı. Yani ama genelde daha çok, hatta %80 diyebilirim, while kullanıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. En çok while kullanılıyor. While ne için kullanılıyor? Yani for döngüsü varken niye while'a ihtiyaç duyalım diye sorarsanız da, for'da genelde sonlu bir döngü olarak kullanıyoruz. Yani onun bir şartı var ve sürekli bir artan bir değeri var. Ve en sonunda o şartı sağladıktan sonra bitiyor o işimiz. Ama while'da biraz daha farklı muhabbet. Genelde C++, işte Java gibi dillerde benim gördüğüm while text, yani metin belgesinden, dışarıdaki bir metin belgesinden veri okurken, onun içindeki yazıları okurken kullanıldığını görüyorum genelde. Hani diğer şeylerde kullanılabilir mi? Kullanılır. Ama genelde insanlar while kullanmıyor. Sırf hani sadece metin belgesinden veri okumak için kullananları biliyorum. Genelde bunlar için kullanılıyor. Do while'da çok azıcık bir fark var. Kavrayacağınıza inanıyorum. 3 tane örneğimiz var. Okuyun örneklerimizi. Hani ben zaten kendim yazdım. Ne yapacağımı biliyorum. Arada bakacağım tamam, ama yani böyle tahtadan okunmuş gibi okumak istemiyorum. Siz bir okun, okuyun durdurup, ondan sonra tekrar devam edelim dersimize. Şimdi 6. dersimizde bu örneklere geçmeden önce çok küçük bir kullanım şeyini göstereceğim. Yani nasıl kullanılıyor diye. Bu arada do while, while ile ilgili örnekleri görmek isterseniz yazılımdunyası.com internet adresimize de girebilirsiniz. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Hani şunun alıştırmasını yaptım, baktım hani unutmuş muyum falan, ne zamandır C# kullanmıyorum çünkü. Şu ikinci örneği konsol application'da yapacağız. Form'da yapmayacağız, yani nesneler olmayacak. Arkası siyah ekran olan uygulamamızda yapacağız. Sadece yazı yazabiliyoruz, yani öyle söyleyeyim. Üçüncü örneğimize daha karar vermedim. Neyi de yapayım bakalım, form'da oluyor mu ona bakacağım. Ardından ona geçeriz. Tabi daha örnekleri başlamıyorum. İncele dedim. Şunu sileyim. Biraz alıştırma yapmıştım çünkü unutmuşum biraz. Şimdi şöyle bir şey var. Biz tabi gösterdiğimi bilmiyorum. Bunu bazı insanlar amele gibi yazıyor. İşte böyle koşulu vesaire. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben niye uğraşayım ki, zaten zamanım kısıtlı projeyi yaparken diyorsanız, yani bazen gerekiyor. For yazıp iki kere taba bastığımızda zaten kendi kendine oluşturmakta. Ancak yeni başlayanlar için kesinlikle önermiyorum. Çünkü bazı şirketler, bütün şirketler demiyorum, bazı şirketler sizi mülakata alıyor, işe almak için. Ardından ya bir algoritma
veya bir zeka sorusu veya işte bir tane örnek veriyor sana. Diyor ki kardeşim sen bunu ilk önce bana kodunu dök kağıda, bilgisayar değil kağıda, ki çok mantıksız bir şey. Benim arkadaşlarımın başına geldi. Kağıda dök diyor ya. Hani böyle bir şey olmaz. Biraz bu konuda gerçekten hassasım. Ardından yeni başlayanlar bunu sürekli iki tab tuşuna basarak yaptığı için bu aklında kalmıyor şu kısım. Bu yüzden hani bazı arkadaşlarım çok şey oldu. Canı yandı bu konudan. O yüzden hani bilmeden bunu yapmayın. Şu kısmı bir aklınızdan çıkarmayın. Ondan sonra gerisini pratiğe dökersiniz. Aynısını bunun while'da da yapabiliriz. Eğer unutursanız bu şekilde iki taba basarak yapabilirsiniz. Ardından while'ın artık yapısı zaten bu. Buraya bir tane şart koyuyoruz. Buraya da yapılacak şeyleri. Dediğim gibi for'da sonlu bir yapı var, döngü ve sürekli kendi kendine artıyor. Yani en başta yazıyoruz biz bunu. Ama while'da öyle yok. Sadece şartı yazıyoruz bu kısma. Bir tane sayaç oluşturalım. Yani sayaç isminde bir tane integer değişken. Bunu sıfıra eşitledik. Şimdi şöyle bir şey var. Sayaç eşittir sıfır dedik. While'ın İngilizce anlamı iken anlamı geliyor. Yani yapar iken, eder iken, eşit iken. Bunu unutmayın. Çünkü ileride bazen işinize yarıyor. Sadece programlamada değil. Şimdi butona bastığımızda neler olacak? Buna bakalım. Gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde devam ediyor. Niçin? Sayacın değeri hiç değişmiyor. Sayaç 0 iken aşağıdaki satırları gerçekleştir diyor while kendi kendine, kendi emir vererek. Sayaç hiç değişmiyor ki. Sürekli bunu yapacak. Ama mesela sayaç artı artı, yani her seferinde bir arttığımızda ne olacak? Bir kere çıkacak. Çünkü ne oldu? Şu an sayacın değeri arttı. Yani değişti. Sayaç sıfıra eşit değil. Bu yüzden içindeki değerleri pardon, kod satırlarını gerçekleştirmiyor. Bakalım ki birinci örneğimiz neydi? Evet. List box'ta while döngüsüyle birden 10'a kadar yazdırma. Şöyle azıcık büyütelim. İnceledim bunu, yazdır diyelim ki aklınız karışmasın. Şimdi ne oldu? Sayaç 0 demiştik. Şimdi bunu eğer 10'a eşitlersek, yani sayaç pardon, şöyle yapalım. Hatta sizin için en baştan yazayım yani. Sayaç eşittir 10 değil iken aşağıdaki satırları gerçekleştir. Şimdi ne olacak? Sürekli aynı şeyleri yazacak. Tabi burada büyük ihtimal gözükmez bakın. Sonsuz bir işlem yaptığı için. Peki buraya sayaç artı artı, yani sayacımızı bir arttığımızda ne oluyor diye sorarsak, bakın gördüğünüz gibi birden 10'a kadar sayılarımız yazdı. Peki bunu yazdırdıktan sonra arttırırsak ne olur? Bu halde de 0'dan 9'a kadar yazdıracaktır. Hani bunları ezberlemenize gerek yok. Bir yerden sonra zaten mantığınız kavrıyor. Şimdi do while'i göstermedim ben size. Onu console application'da göstermek istiyorum. While'i anlamışsınızdır. Buradaki koşul artık doğru iken içindeki satırları, kod satırlarını çalıştırıyor. İçindeki şey, koşul satırı doğru iken dedim ya, hani mesela şu eşit değildir diyor, hani bu olumsuz ama ben az önce doğru dedim, yani olumlu bir şey söyledim. Ne demek istedim derseniz, sayaç ona eşit
değil iken 0, seyahat 0, o zaman doğru eşit değil. O zaman içindekini yap. O anlamda demiştim. Aklınızda soru işareti kalmasın diye söyledim. Şuradan ayrıyeten bir tane oluşturayım. Hemen Allah ne verdiyse isim falan yazmadım. Do-while'ı da şöyle göstereceğim. Hatta ikinci örneğimizi direkt göstereyim. Sıfır girilene kadar çarpma işlemi yapan program. Şimdi şöyle bir şey var burada da. While döngüsü istersek kullanırız, istersek kullanmayız. Ayrıyeten gördüğünüz gibi for, if, for each gibi yapılarda hiçbir zaman böyle yanlarına soru noktalı virgül koymuyoruz. Zaten koyduğumuzda yani ne yapıyorsun sen dedi bak. Yani dikkat et dedi. Boş değilse içerin dedi. Ama burada kullanabiliyoruz. Çünkü niye? While'in içini boş bırakabiliriz. Yani şunu yazmayabiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Biz ne yapıyorduk? Buradaki koşul eğer hani kendiliğini doğruluyorsa bunun içindekini gerçekleştiriyordu. Bunda da tam tersi. Do'nun içindekini gerçekleştiriyor. Şimdi bu şeye konsol göstereyim bakın. Ne demek istedim? Bu arka plandan bahsediyordum ben size. Tabii şu an sonsuz değerdi. Konsol application'da bu oluyor. Lütfen bir değer giriniz. Buna da int sayı convert to int 32. Ne zamandır yazmadım ya. C#, o yüzden bazen yanlış yazabiliyorum. Hata yapabiliyorum. Bir sıkıntı yaşarsam affola. Şimdi bir de toplam. Şunları dışarıda yazalım, hiç uğraşmayalım. Kafamız karışmasın. Toplam eşittir 0 olacak başlangıçtaki toplayabilsin. Toplam eşittir toplam artı sayı. Ben bu kodları yazayım, ondan sonra teker teker anlatacağım size. Sayı eşittir eşit değildir. Tabi çarpım yapacaktık da. Aslında biz toplam yapalım şimdi, değişkenler bir şeyler hata vermesin bize. Bakalım ne olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 diyelim. Bakın. Direkt çıktı. Direkt affet kapandı yani şey. Bir ekran. Tabi bunu engellemek için de şöyle bir şey yapabiliriz. Read key veya read line yazarsak hiçbir sıkıntı çıkmaz. Gördüğünüz gibi durdu, sizi bekliyor. Yani bir butona bastınız zaten kapanıyor. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. While'ı da açıyoruz. Diyoruz ki console write line toplam değeriniz toplam. Şimdi bakın yazdığım şey çalıştı gördüğünüz gibi. Şimdi anlatıyorum en başta. Do while döngüsünde ne olursa olsun hani şu satırları yaptıktan sonra buraya geldiğinde daha şu koşula bakmaksızın illa bir kere do'nun içindeki işlemler yapılır. Ardından yapıldıktan sonra while'ın içindeki şarta bakılır. Eğer şart doğru ise do'nun içindekiler tekrar yapılır. Ondan sonra tekrar while'a gelir. Eğer yine haklıysa while, doğruysa do'ya tekrar gelir. Bu şekilde bu şart sağlanmayana kadar devam eder. Şart sağlanmadığında while'in içindeki yapılır, bir kere yapılır ve bu da çıkar. Şimdi şöyle bir şey var.
Tabii tekrardan anlatayım. Sayı sıfıra eşit değil iken burayı yap. Do'nun anlamı ne? Yapmak anlamına geliyor. Tekrardan söylüyorum. Sayı sıfıra eşit değil iken do'nun içindekileri yap. Eşit diyelim. Sayı sıfıra eşit olduğunda, yani yanlış, false bir değer aldığında burası while'ın içindekini yapıyor. Ayrıca tekrardan hatırlatayım. Do while'da while'ın yanına noktalı virgül konuluyor. Eğer konulmazsa ne olur? Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi hata verdi. Bu örneğimiz de tamamlandı. Üçüncü örneğimiz do while ile 0-50 arasında 6 gelene kadar rastgele sayı atamak. Burada ne diyor? Do while'i kullanacağız. Eyvallah. Rastgele sayı atayacağız. Bu sayı da 0-50 arasında olacak. Ve bu rastgele atanan sayı 6'ya eşit ise duracak. Artık toplar mısınız, çarpar mısınız bu sayıları? Sadece gösterir misiniz? Ben bilmem. Hemen yapalım. Bakın, şunları hiç uğraşmadan kapatayım. Bunlar çalışmasın. Alta ya da gözünüz karışır falan filan, sileyim gitsin. Ne olacak sanki? Geri sarsar izle. Ne olacak? Evet. İlk önce rastgele bir değer alalım. Bu değer 0 ile 50 arasında olacağı için 0 dahil, 51 dahil değil anlamına geliyor. Yani hiçbir zaman 50 olmaz. Eğer bunu 50 yazarsak 50 asla rastgele sayıların içinde gelmez. Int sayı, bunu sayıya eşitledik. Bir kereliğine mahsus bunu gösterebiliriz. Bakalım ne geldi? 26. Bir daha bakalım. 5. Şimdi bizim bunu sürekli yapmamız gerekiyor. Ve 6 gelme olasılığına bakmamız gerekiyor. Bunun için do while döngüsünü kullanacağız. Evet. Bakın, bunlar sürekli yapacağımız işlemler ne olacaktı? Bunlar. Ondan sonra koşula bakacaktı. Koşulun ne olması gerekiyor? 6 olmaması gerekiyor. Eğer 6 olursa ne olması gerekiyor? Hiçbir şey olmasına gerekmiyor. İsterseniz toplarsınız, az önce gösterdiğim gibi yaparsınız. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bakalım ne olacak. Tabi hata verdi. Bu int'i buraya almamızı söylüyor büyük ihtimal. Evet. Tabi niye sürekli 14 dedi? Randomu da almamız gerekiyor. Sürekli aynı değeri üretiyor çünkü. Evet, gördüğünüz gibi 6 gelene kadar birden fazla sayı, rastgele sayı atandı. Yani çıktı yaptık, gösterdik, ekrana çıkarttık ve 6 geldiğinde durdu. Do while'da böyle kullanılıyor. Örneklerimiz bitti. Bakalım, 18 dakika olmuş. Çok olmuş aslında. Çok basit bir şey aslında. Örneklerimiz bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sürçülisan ettiysek affola. Eğer beğendiyseniz beğendim butonuna basarsanız da mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar, kolay gelsin.